Merhaba, ben Zeynep. Almanya'da tıp okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün aslında sizlere kendi serüvenimden biraz bahsetmek istiyorum. Kendim neler yaşadım, ne zorluklar çektim, sadece iyi yanlarıyla değil, sizi neler bekliyor ve siz neler yapabilirsiniz, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben Alman Lisesi mezunuyum. Bu sebeple de Almanların üniversite sınavı olan Abitur sisteminden mezun oldum diyeyim. Ve bu abitur diplomasıyla bir Alman gibi bir Alman üniversitesine başvurup oradan kabul aldım ve bu şekilde Almanya'da üniversite okumaya gittim. Tıp okumayı da aslında ben çok küçük yaştan beri istiyordum. Alman lisesine gitmiş olmanın avantajıyla da Almanya'da okumak benim için aslında çok kolaylaştı. Bu sebeple de Almanya'da okumayı tercih ettim. Alman lisesinden mezun olduğum için dediğim gibi bir Alman vatandaşı gibi başvurabildim. Fakat herhangi bir lisede okuyup ÖSYM ile bir yere yerleşen ve bir üniversiteden kabul olan herkes Almanca dil diploması ile aynı şekilde Almanya'da bir üniversiteye kabul edilme hakkına sahip oluyor. Bunun dışında Studienkolleg dedikleri farklı hazırlık kursları da var. Bunlara da katılınabiliyor yabancı öğrenci olarak. Yani aslında buradan da böyle bir özel lisede ya da yabancı bir lisede okumadan da Almanya'da okumak imkanı mevcut ve aslında düşünüldüğü kadar, hayal edildiği kadar zor değil. Herkesin yapabileceği bir şey. Birazcık araştırmak, bununla ilgilenen yerlere başvurmak gerekiyor. Tabii Almanya'da okurken Almanca dilinde eğitim almak zorunluluğu yok. İngilizce eğitim veren bölümlerde, üniversitelerde var. Bunlar tabii ki üniversiteden üniversiteye göre değişen ve önceden araştırılması gereken şeyler. Bunun dışında Almanca okumak isteyenlerin de üniversitelere göre farklı kurlarda diplomaları olmaları gerekiyor. En az B1 gördüğüm kadarıyla sahip olunması gereken derece. B1 ile C1 arasında bir seviyeniz olması gerekiyor aslında kabul edilmek için. Tabii bu dediğim gibi üniversiteden üniversiteye göre değişen bir şey. Onun dışında ben kendim nereye gideceğime karar verirken aslında elimdeki not ve gidebileceğim yerleri göz önünde bulundurarak gittim. Burada da benim aslında yaşadıklarıma göre tavsiye edebileceğim şey üniversitelerin genel olarak standart bir eğitimi olduğu Almanya'da. Tabii ki ufak tefek prestij farkları oluyor ama genel olarak Almanya'da alınmış bir diploma çok geçerli bir diploma. Bunun için de aslında yaşayacağınız şehri seçmeniz daha önemli. Yani gidip gördüğünüz, beğendiğiniz bir şehir varsa ya da yaşamak istediğiniz yaşam tarzı ile ilgili tercihleriniz varsa bunlara göre seçim yapmanız sizin için daha faydalı olur. Küçük bir şehirde yaşamak istiyorsanız ona göre tercih edebileceğiniz üniversiteler var. Büyük şehirler için gidebileceğiniz yerler var. Bu da tabii ki size kalmış bir şey yani. Tercihlerinize göre seçim yapabilirsiniz bu konuda. Dediğim gibi ben tıp öğrencisiyim. Goethe Üniversitesi'nde tıp okuyorum Frankfurt şehrinde. Ve de Almanya'daki tıp eğitimi hakkında konuşmam gerekirse de aslında genel olarak zor bir eğitim olduğu 6 senelik bir fakülte aslında. Türkiye'de de 6 sene. Ve 3 bölüme ayrılıyor. Her bölümün sonunda da bir baraj sınavı var. Bu bölümlerde işte klinik öncesi bölüm 2 senelik bir bölüm. Sonrasında 3 senelik klinik geliyor ve en sonda internlük senesi var. Her senenin sonunda da Alman devleti tarafından merkezi düzenlenen bir baraj sınavı yapılıyor ve bu baraj sınavları verilmeden bir üst bölüme geçmek mümkün olmuyor. Bu baraj sınavlarının özelliği dediğim gibi merkezi olarak yapılması, yani bizim üniversite sınavımız gibi herkesin aynı anda, aynı zamanda, aynı sorulara girdiği bir sınav sistemi. Ve de bu senede 2 defa yapılan bir şey. Bu sebeple de aslında bir senede en fazla 2 defa girilebiliyor. Fakat toplamda maksimum 3 kez girme hakkımız var. Üçüncüsünde de sınavı geçememe durumunda okuldan atılma söz konusu oluyor. Benzer bir durum normal okul sınavları için de geçerli. Okul sınavları da yine tabii üniversiteden üniversiteye göre değişmek koşuluyla senede birkaç defa yapılan sınavlar oluyorlar ve de onların da girme sınırı var. Yani belli bir yerden sonra sınavı geçemedikten sonra okuldan atılma durumu oluyor ve tekrar tıp okuma hakkını kaybediyor
öğrenci, Almanya'da en azından. Yani üniversite ortamı aslında çok sosyal bir ortam. Herkesin birbirine yardım ettiği, iyi iletişimin olduğu bir ortam. Hocalar da çok yardımseverler. Yani her türlü sorunuza cevap veriyorlar, her türlü yardımda bulunuyorlar. O açıdan aslında çok güzel bir ortam diyebilirim. Tabii ki bu da bulunduğunuz kampüse, okuduğunuz okula göre çok değişkenlik gösterebilecek bir şey. Bu yüzden mutlaka güzel bir üniversite hayatınız olur diyemiyorum tabii ki, ama bu her yer için geçerli. Yani Türkiye'de okumanız durumunda da başınıza gelebilecek bir şey. Almanlar arasında bazen gruplaşmalar oluyor ama üniversitenin konsepti, en azından bizim okulumuzda, grupları sürekli karma yapmak üzerine kurulu olduğu için sınıflar sürekli değişiyor. Bu sebeple de daha çok insanla tanışma olanağınız oluyor ve hiç kimsenin hiç kimseye kötü davrandığını henüz tecrübe etmedim ben. Onun dışında öğrenciler için çok fazla imkanlar var. Toplu taşıma ücretsiz, yani okul harcının içerisinde olan bir ücret. Müzeler öğrenci kartıyla ücretsiz girilebiliyor. Yani aslında öğrencilerin sosyal hayatını desteklemek konusunda çok fazla çaba sarf ediyor bu konuda devlet. Ben yurtta kalıyorum ve yurtta kalmak aslında benim için en başta ilk gittiğim zaman çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü ev bulmak gerçekten çok zor ve evlerin kiraları da aslında oldukça yüksek, özellikle merkezi bir yerde yaşamak istiyorsanız. O yüzden yurtta kalmak çok avantajlıydı. Özellikle de yurdum kampüsün içerisinde olduğu için. İlk başta Frankfurt'a gittiğimde benim henüz evim yoktu. Bu yüzden de aslında yurdun çıkmasına çok sevindim. Ev bulma olsun, bir takım farklı bürokratik işlemler olsun, hepsi beni çok zorlamıştı. Çünkü hiç aşina olmadığım bir sistem ve bürokrasi gerçekten Almanlar için çok önemli. Her türlü evrak, her türlü belgeye çok önem veriyorlar. Ama bunlar tabii ki öğrenilince yapılmayacak şeyler değil. Bu konuda da işte oraya giden insanlar, orada tanıştığınız insanlar size çok yardımcı olabilirler. Bütün devlet daireleri de yol gösteriyor aslında. Dil konusunda başlarda benim kendimden kaynaklı bir kendi dilime güvenmeme durumumdan dolayı yaşadığım zorluklar vardı. Fakat o da konuştukça, insanlarla iletişim kurdukça azalan bir durum oldu. Gittikçe daha kendime güvenir bir şekilde konuşmaya başladım. Bu herkes için böyledir diye tahmin ediyorum. Almanya'da okullar, çoğu okul diyelim, devlet okulu. Özel okullarda daha farklı durumlar için başvurulan yerler. Yani aslında sizin gidip okuyacağınız yerin büyük bir ihtimalle devlet okulu olması yüksek. Devlet okullarının da belli bir harç dışında bir ücreti yok. O da dönem başına 100 ile 300 euro arasında değişen bir ücret. Yani aslında buradaki bir özel okuldan çok çok daha uygun fiyatlı bir eğitim sistemi. Bunun dışında yaşam birazcık pahalı. Tabii euro kurlarının da giderek yükselmesiyle insanları zorlayan bir durum olabiliyor bu açıdan. Yani bir yurtta kaldığınız zaman bunun kirası 300 ile 400 euro arası oluyor ortalama. Tabii biraz daha düşük, biraz daha yüksek olma durumları her zaman mevcut. Tabii bu devlet yurtları için geçerli. Bunun dışında özel yurtlar da var. Onlar daha pahalı. Yani 500'den başlayıp 700'e 800'e kadar çıkabilen fiyatlar oluyor. Ev tutma olanağı var. Bu da bulunduğu yere göre farklı fiyatlı, yani fiyat aralığı çok geniş tutulan evin. Bunun dışında da aylık olarak 300-400 euro kira ödenen bir durumdan bahsedecek olursak, aylık 800 ile 900 euro arası bir maliyet oluyor, yani ekonomik olarak. Zaten vize başvurunuzda da sizden en az 800 euroluk bir geliriniz olduğunu ya da böyle bir paranız olduğunu görmek istiyorlar. Geçiminizi sağlayabilmeniz için, oturma iznini almak için bunu da görmek istiyorlar zaten. Frankfurt'tan, kendi yaşadığım şehirden de bahsedecek olursam, aslında Almanya'daki çoğu şehir gibi Frankfurt'un da ortasından bir nehir geçiyor. Ve bu nehrin etrafında yapılabilecek çok fazla aktiviteler var. İşte insanlar onun etrafında oturup arkadaşlarıyla güzel vakit geçirebiliyorlar. İşte bir şeyler yiyip piknik havasında bir
ortam yaratabiliyorlar. Bu zaten çoğu şehirde olan bir şey. Onun dışında Frankfurt Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri sayılabileceği için çok fazla da sosyal olanağı var. Spor olsun yapılabilecek çok fazla, yani spor salonları, açık hava aktiviteleri çok fazla var. Nehirde bir takım yapılabilecek su sporları var. Yani aslında yapılabilecek çok şey var şehirde. Almanya'da okumak aslında zor. Yani sadece eğitim açısından değil, sizi bekleyen şeyler de zor. Oradaki yaşam konu, yani farklı bir dilde konuşmak, oranın sistemine adapte olmak, belki ailesiyle yaşayanlar için ailesinden ayrılmak ve bir evi tek başına idare etmek, bunlar zor şeyler ama hiçbiri aşılamayacak şeyler değil. Birazcık sabır ve gayretle hepsinin üstesinden geliniyor. Eğer gerçekten böyle bir şey niyetiniz varsa ve ilginizi çekiyorsa, benim tavsiyem öncelikle dil konusunda kendinizi geliştirmeniz olur. Sonrası zaten bir şekilde gelecektir. Yani bunu gerçekten istiyorsanız sonuna kadar dayanabileceksiniz. Hepsi yapılabilecek şeyler ve umarım siz de hayallerinize ulaşır ve başarıya ulaşırsınız.